Arkadaşlar merhaba, ben Serhat Özkul. Şimdi bugün 19 Ocak 2018 Cuma günü Türkiye'nin en büyük YouTuber olan Enes Batur'un hayal mi gerçek mi filmi vizyona girdi. Aslında ben öğlen seansı olan 13.45'e gitmiştim ama yoğunluk o kadar ki abartmıyorum size. 2015'te arkadaşlarla Yenilmezler Ultra 10 çağına gitmiştik. Ramazan ayında pide sırasına giren insanlar kadar sıra vardı. Yani yürüyen merdivenlere kadar sıraydı. Biz de mecburen iki seans sonrasını alabilmiştik. Yani onun iki katı derecesinde bir çoğunluk. 7'den 70'e demeyeyim ama ufak yaştaki kardeşlerimizden yetişkin yaştaki abilerimize, ablalarımıza kadar herkes film için sıraya girmişti. Yani Enes'e ileri geri sadece çocuklar seni izliyor diyenlere, yani beni ne kadar dikkat alırsınız bilmiyorum ama size teminat olarak bunu söyleyebilirim yani. Ben de 2 saat sonra olan 18.45'e aldım. Kusura bakmayın, bayağı sokak karanlık, yüzüm seçilmiyor. Neyse, film bir harikaydı. Şimdi tarafsız konuşacağım. Ya büyük bir Enes Batur hayranıyım. Enes nasıl PewDiePie'dan esinlendiyse ben de ondan esinlenerek YouTube'a başladım. Aslında bayağı olmuştu kanalı açalı ama videolarım atalı daha hemen hemen bir yıl oldu. Onlar da adam akıllı videolar değildi yani. Yeni videolarımı iyi atmaya çalışıyorum. Neyse, uzun lafın kısası, biraz da yoruldum, kusura bakmayın. Şimdi herkese sonuçta 7 yaş üzeri sadece olumsuz örnek davranışları almış. Yani 7 yaş üzerindeki herkesin gidebileceği, 7 yaş altındakilerin de ailesi, ebeveynleriyle gidebileceği çok güzel bir aile drama komedi, güzel bir Türk filmi olmuş. Diyeceğim o ki zaten dışarıdan merak edenler, çevreden duyanlar gidebilirler. Ama Enes Batur, sadece Enes Batur demiyorum, Enes'in ve filmde yer alan hemen hemen 30-35 tane YouTuber'ın ve ünlü oyuncuların fanı, hayranı ve bu tür filmleri seven kişilerseniz kesinlikle ve kesinlikle bu filmi kaçırmamız lazım. Yani fanlar ve takip edenler için diyorum. Kesinlikle ve kesinlikle gitmeleri lazım. Ki zaten giderlerse o lafı söze edilen, dillerden düşmeyen o Türkiye açılış rekoru, artık neyse ben o konuyu uzağım, kesinlikle kırılır. Yani Enes'in kemiksiz, daha bugünlerde 5.9 milyon neyse uzattım, yani 10 milyona yakın izlenme olabilir daha ilk haftalarda. Yani diyeceğim o ki bu YouTuber'ların, sadece Enes'in değil başta olmak üzere Enes'in, bütün YouTuber'ların takipçisi, bu tür filmlerden hoşlanan, aile filmi, drama, gerçekten de hayalinize ve gerçeklere yönlendiren mesajlar var. Ulan dondum be. O yüzden çok iyi bir filmdi. Gidip de yani 10 üzerinden 10 bir Esaretin Bedeli dünyanın en iyi filmi demiyorum ama gerçekten Türk sinemamız için, zaten bunu yıllardır çoğu profesyonel oyuncu yapıyor bunu ama bir YouTuber'ın, bir 19 yaşındaki bir gencin bunu yapması büyük bir başarı. Zaten geçen yılda dünya genelinde dünyanın en iyi YouTuber olan PewDiePie'yi izlenme oranlarını hemen hemen ikiye katlayan biri olduğu düşünülürse Enes'in. Yani tarihini tam hatırlamıyorum ama 18 Kasım, ya Kasım'ın ortası ya da sonlarına doğru 5. yılını doldurmadan bazı kesim, taraflar diyelim, Enes'in 5 milyonu göremeyeceğini söylemişti. Ama Enes, yanlış söylemeyeyim ama bir hafta 10 gün, 12 gün önceden 5 milyona ulaştı. Ailesiyle bunu kutladı. Ve şimdi Kasım'ı tamdan sayarsak bile, Kasım, Aralık, Ocak, Ocağın 19'undayız. Yani hemen hemen 2,5 ay yeni geçmiş, 3 ay olsun. Enes Şini'den 5.9 milyon o civara geldi. Yani 5. yılını, kanaldaki 5. yaşını doldurmadan 5 milyon olamaz diyenlerin aksine 2,5 ayda 6 milyona yaklaştı. Ve filminin de başarılı olacağını kesinlikle düşünüyorum. Sadece dediğim gibi fanları bile gitse salon yıkılır. Neyse, gerçekten tarafsız olarak açıklarsan filmi, spoiler veremem tabii ki, Enes ve ekibine bu büyük saygısızlık olur. O yüzden, ulan burası da ama karanlık, şu güneş şeye geç. O yüzden dediğim gibi tarafsız olarak gidildiğinde 10 üzerinden 7, 7.5 verilecek gayet güzel bir film. Tabii ki IMDb dünya genelinde olduğu için ortalaması düşük kalacaktır. 2'lerde, 3'lerde, 4'lerde kalacaktır. Keşke yüksek olsa, bizi şaşırsa. Çünkü böyle YouTuber'ların yaptığı Cumali Ceber'dir, o tarz filmler bile güzel olmasına rağmen 1'i 2'yi geçemediler IMDb'de. Neyse,
Dediğim gibi fanlıysanız Enes Batur başta Enes Batur olmak üzere diğer bütün YouTuber'ların 30-40 dedim işte. Tek tek saydırmayın. Kaya'dan Batur'a hepsi. Gerçekten mükemmel bir film. Dünya genelinde olan sonunu asla bilemeyeceğiniz filmler arasındaki gibi. Film 2'de bir hayalle gerçek arasında sizi kafanızı çalıştırmaya zorluyor yani. Sizi gerçekten ters köşeye yatırıyor. Sağ gösterip sol vuruyor yani. Öyle güzel bir filmdi. Ben zaten bu filmi çıkacağından beri ki Enes bunu birkaç ay önce daha film çekimleri başlamadan önce oyun videoları yeni bıraktığımda Instagram'ından story atarak bildirmişti. Film yaparsam gider misiniz diye iki anket, annesi her zamanki anket. İkisi de olumludur ama tabii ki gideriz gitmeyenin ta olarak. Çoğunluğu gitmeyenin ta dedi. Yani her türlü gideriz. Sen koy filmi, biz o filmin ta. O hesap. Cidden. Zaten kendisi de bugün ben işte 13.45'i alamayınca biletimi 18.45'i aldım ve evime döndüm. Mesafe uzundu biraz sinemaya. Neyse. Evde geri geldiğimde story'yi attığını gördüm. 3-3.5 civarında. Türkiye rekoru kırabiliriz arkadaşlar. Seanslar işte tam lafını hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Türkiye genelinde mi? Belli başlı illerde mi? İki katına çıkarıldı. Aynen öyle oldu. Ben Isparta'dayım. İYAŞ AVM'sine gittim. Seanslar 3 taneydi. 6-7'ye çıkarıldı. Hatta 6. salonunda bir tane animasyon film vardı. Onu da tabii ki asla küçümsemiyorum ama fazla giden yokmuş herhalde ona. O kaldırıldı. İkinci bir salon olarak oraya da Enes Batur koyuldu. Ben şimdi eve doğru yürüyorum. Soğuktan her tarafım büzüştü. Mahvoldum. Ağzım yüzüm şey oldu. Gerçekten film çok güzel. İlk arasını çok erken verdiklerinde genelde filmin tam ortasına ya da birazcık ya geçince ya önünde işte bir artı eksi. Yani daha 40 dakika olmadan ara verdiklerinde çok kısa mı film oldu diye üzülmüştüm ama gerçekten güzel bir filmmiş. Dur gelme. Kedim. Neyse. O yüzden gerçekten dediğim gibi tarafsız olan herkesin ailece gidebileceği bir film. Ve fanların gidebileceği, kesinlikle gitmesi gereken, harikulade yani. Gittiğinizde pişman olmayacaksınız ve sinemadan çıktığınızda böyle şaşkın, böyle nasıl diyeyim, dayak yemiş de bundan sanki umarsızca zevk alarcasına güldüğünüzü göreceksiniz. Neyse ben eve yaklaştım. Gece şimdi polisler alıp götürmesin, manyak mı ne yapıyor diye. Diyeceğim o ki buna. Kesinlikle ve kesinlikle filme gidin, pişman olmayacaksınız. Benim notum 10 üzerinden 8. Yani tam buçuğuna girmiyorum, 8 yani. 7 dedim size ama ben hem tarafsız olarak 7 hem de bir Enes Batur hayranı olarak sadece yazın Temmuz ayından beri takip ediyorum ben. Bir yıl bile olmadı yani benim Enes'in kanalında. Ama cidden bu adam adamın dibidir. Çoğu YouTuber var. Birkaç umduğum YouTuber yokmuş. O yüzden birazcık üzüldüm. Ummadıklarımdan çok çıktı. Yani gerçekten güzel bir sosyal alem filmi olmuş. Enes Batur ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de eve yaklaşmışken videoyu kapatıyorum. Videomu izlerseniz, tabii en önce izlenme, benim izlenme sorunum var. Neyse, kanalıma abone olursanız, olmasanız da canınız sağ olsun. Videomu izlerseniz, beğenirseniz ve tabii ki abone olup adımı birazcık da olsa duyurmama yardım ederseniz şimdiden teşekkür ediyorum. 10 dakika tepki gibi video oldu, bu ne ya? Dur hocam, bizi yazacağım. Neyse. Ufaktan ben kaçar. Hadi. Kendinize iyi bakın. Tükürüğüm kurudu, konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video atmaya çalışıyorum ama elimdeki ekipmanlarla fazla kaliteli video olmuyor. Bunu zaten telefonla atıyorum ve geceden nedense çoğu ışık çalışmıyor. Karanlıkta çekiyorum. Manyak gibi polis yakalayacak beni. Götürüp şey yapacaklar ben. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.